Soruyu okuyalım. Selma kendisine 200 santimetreden daha fazla bir uzaklıkta bulunan cisimleri net olarak göremiyor. Selma'nın göz kusurunun ne olduğunu ve alması gereken gözlüğün camının ne gibi bir özelliği olması gerektiğini bulunuz. Şimdi bunun Selma'nın gözü olduğunu düşünelim. 200 santimetreden daha uzakta olan cisimleri net olarak göremiyormuş, öyle değil mi? Bu kısımdaki cisimleri göremediği anlamına geliyor, öyle değil mi? İsterseniz bu kısmı kırmızıyla işaretleyelim. Evet, Selma burada yer alan cisimleri net olarak göremiyor. Ama eğer cisimler 200 santimetreden daha yakındaysa görebiliyor. Gerçi soruda bize bu bilgiyi vermiyorlar ama bu cisimleri net olarak görebildiğini varsayacağız. Bu kısmı da yeşille işaretleyeceğim. Tabii normal gözlerin bile kendilerine çok yakın olan şeyleri net olarak göremediklerini bildiğimiz için yeşille işaretlemeyi bir noktada bırakmam lazım. Evet, soruda bize verilen bilgiler bunlar ve ilk olarak Selma'nın göz kusurunun ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Biraz düşünmek ister misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve Selma'nın nesi olduğunu bulmaya çalışın. Kendisine yakın olan şeyleri görüp de uzak olan şeyleri göremediği için Selma'nın göz kusuru uzağa görememe, yani miyopidir. Evet, Selma'nın miyop olduğunu bulduk. Şimdi bir de kullanabileceği gözlüğün camının nasıl olması gerektiğine bakmamız lazım. Doktor olduğumuzu düşünelim. Selma da bizim hastamız olsun. Kendisi miyop ve 200 santimetreden uzağa göremiyor. Ona nasıl bir gözlük yazmamız gerekir? Gözlük camının özelliğinin ne olduğunu bulmamız için öncelikle merceğin gücünden bahsetmemiz lazım. Merceğin gücü 1 bölü odak uzaklığı olarak hesaplanıyordu. O halde buradaki odak uzaklığının ne olduğunu bulmamız lazım, öyle değil mi? Yakınsak bir mercek mi yoksa ıraksak bir mercek mi kullanmamız gerektiğini hatırlamıyorsanız, aslına bakarsanız bu konuda endişelenmenize bile gerek yok. Neden mi? Çünkü burada sadece isim ve görüntüsünü hesaba katacağız. Bunları kullanarak da odak uzaklığını hesaplayacağız. Hadi bakalım. Selma 200 santimetreden uzağa göremiyordu, öyle değil mi? Bu uzak noktası olarak adlandırılır. Bunun Selma'nın görebildiği en uzak nokta olduğunu da söyleyebiliriz. Peki, normal yani sağlıklı bir gözün uzak noktası nedir, biliyor musunuz? Sağlıklı gözler ne kadar uzağa isterlerse o kadar uzağa görebilirler. Evet, sağlıklı bir göz güneşi, ayı ya da yıldızları görebileceği için uzak noktası aslında sonsuzdur. Bu da Selma'nın miyopunu düzeltmek için onun da sonsuzu görebilmesini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor. Başka bir deyişle, cisim eğer sonsuzdaysa, evet, sonsuz noktasında bir cisim olduğunu düşünelim. Selma'nın kullanacağı gözlüğün camı ya da merceği bu cismin görüntüsünü uzak noktasına düşürmelidir. Evet, gözlük camı eğer bunu yapabilirse Selma bu cismi görebilir. Merceğin odak uzaklığı öyle bir değerde olmalı ki eğer cisim sonsuzdaysa cismin görüntüsü 200 santimetre olmalı. Cisim ve görüntü uzaklığını biliyorsak odak uzaklığının ne olduğunu da bulabiliriz, öyle değil mi? Hadi. Hatta bunu kendiniz deneyin. Videoyu durdurun ve bu değerleri kullanarak odak uzaklığının ne olduğunu kendiniz hesaplayın. Bunu yaparken işaretleri doğru kullandığınızdan da emin olun, tamam mı? Hadi bakalım. Merceğin burada duracağını biliyoruz. İşaretleri doğru kullandığımızdan emin olmak için gelen ışınların yönünü pozitif yön olarak kabul edelim. Bu tarafta kalan uzaklıkların pozitif, bu tarafta kalanların da negatif olacakları anlamına geliyor. Sonsuzun negatif sonsuz olması lazım. Ama pozitif ya da negatif bunun çok da büyük bir önemi yok. Görüntü eksi 200 santimetrede olacak. Şimdi mercek formülünü kullanırsak, şurada kendime biraz yer açayım. Mercek formülü neydi? 1 bölü F eşittir 1 bölü V eksi 1 bölü U'ydu. Değerleri yerlerine koyalım. 1 bölü eksi 200 eksi 1 bölü sonsuz, ki bunun 0 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 1 bölü eksi 200 çıkar. Odak uzaklığı da buradan eksi 200 santimetre olur. Ayrıca soruyu kullanmamız gereken merceğin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu bilmeden çözdüğümüzün de farkındasınız, değil mi? Evet.
Cisim ve görüntüsünü kullanarak odak uzaklığını kolaylıkla bulduk. Ve şimdi odak uzaklığına bakarak bize gereken merceğin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğuna da karar verebiliriz. Hadi videoyu durdurun ve Selma'nın yakınsak mı yoksa ıraksak bir merceğe mi ihtiyacı olduğunu bulmaya çalışın. Eksi işareti elinizdeki en iyi ipucu. Odak uzaklığı negatif olduğuna göre odak noktası burasıdır. Yaklaşık olarak burada bir yerdedir ama pardon, 200 cm burasıydı öyle değil mi? Evet, odak noktası buradadır. Peki, merceklerden hangisinin odak noktası bu taraftadır? Burada yakınsak bir mercek olursa bu şekilde gelen bir ışını ele alalım. Bu mercek, bu ışını bu şekilde kıracağından odak noktası burada yani pozitif tarafta olur. O halde merceğin yakınsak değil, ıraksak olması gerekiyor. Selma'nın ıraksak bir merceğe ihtiyacı var. Paralel bir ışık ışını alalım. Bu ışın bu şekilde kırılır. Bizden merceğin gücünü de bulmamızı istiyorlardı. Gücün odak uzaklığının tersi olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum. Ama burada birim metre olmalı. 1 bölü eksi 200 santimetre ki o da 2 metredir. O halde eksi 2. Bu da merceğin gücünün eksi 0,5'e eşit olması gerektiği anlamına gelir. Eksi 0,5 dioptride diyebiliriz. Çünkü o da metreyle aynı şey. Yani Selma'ya gücü eksi 0,5 diopri olan bir gözlük camı ya da mercek kullanması gerektiğine dair bir reçete yazmamız gerekiyor. Eksi işareti bize merceğin ıraksak olduğunu anlatıyor. Size son bir soru sormak istiyorum. Bu cisim Selma'ya yakınlaştığında ne olur dersiniz? İç bükey bir merceğin ışın şemasına bakarsak, cisim nerede olursa olsun görüntüsünün her zaman odak uzaklığı içerisinde oluşacağını görebiliriz. Merceğin odak uzaklığı 200 cm olduğuna göre, ki bu aynı zamanda uzak noktası da oluyor, cisim nerede olursa olsun görüntüsü her zaman ama her zaman burada, yani yeşille işaretlediğim odak uzaklığı içerisinde oluşacaktır. Bu sayede Selma da cismi görebilecek. Cismin kendisi yeşil kısımda olacak olursa, mesela burada bir yerde olduğunu düşünelim, o zaman görüntüsü çok ama çok daha yakınlaşır. Bakın, burada da görebilirsiniz ve o zaman yani yakın noktasından da yakın olacak olursa Selma bu cismi göremeyebilir. Böyle bir durumda da yapması gereken tek şey gözlüğünü çıkarmak olacaktır. Bu yüzden miyop olan insanlar uzağa baktıklarında gözlüklerini kullanırken yakına baktıklarında bazen kullanamazlar. Mesela kitap okurken çıkarırlar çünkü yakını zaten görüyorlardır.